Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt ve meclis üyeleri, Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği ATSİA'da nezaket ziyaretinde bulundular. Bence sadece belediye yapılacağını düşünmüyorum. MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, sorunların yerinde tespiti, STK'ların görüş ve önerilerini almak amacıyla yaptıkları ziyarette, siyasi parti ayrı gözetmeksizin Hatay'ın 10 milletvekili birlikte hareket ettiklerini belirterek sorun çözümünde Hatay Valisi Rahmi Doğan'la da sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Başta Angus meselesi olmak üzere termik santralleri konuştuk. Akabinde taş ocaklarını konuştuk. Yine yeraltı suyuyla ilgili bir sorun yok. Bizler konularda milletvekili arkadaşlarla aramızda paylaştık. Bana termik santralleri düştü. Biraz zor bir konu. İnşallah meclis açılmadan tekrardan bir araya gelip dernek yönetimiyle istişare edeceğiz. Bu sebepten dolayı bir geç kaldık. Yani İskenderun için geç kaldım. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Birinci dönem Hatay Milletvekili'nin noktasında inşaat mühendisi. Konya Seçko zaman zarfında da Hatay meseleleri bulduğumuz her platformda gündeme getirmek ana vazifemiz. Onun için vatandaşın problemi, sıkıntısı, onlar zaten bir siyasetçinin yapması gereken işler. Ama biz genel olarak Hatay'ın meseleleri, Hatay'ın problemleri bir yıllık süreci bu şekilde noktaladık. Meclis tatile girdi. Tatil derken böyle bazıları Bodrum'da Marmaris'te tatile gittiğimizi düşünüyor ama öyle bir şey yok işin aslında. Tatil sadece yasama faaliyetleri bir iki aylık zaman zarfında durduruldu. Bu da her dönem yapılan bir iş. Onun dışında milletvekilleri de seçim bölgelerine geldiler. Biz de bu hafta bir İskenderun yapalım dedik. Pandemiyle konuştuk. Yani İskenderun'a gelmişken de sizleri ziyaret etmemek olmaz. Bu şehrin önemli insanlarısınız. Anaat önerilerisiniz. Üretenlersiniz. Elbette katma değer sağlayanlarsınız. Yanınızda oluşturduğunuz istihdamla millete de aynı zamanda hizmet ediyorsunuz. Bundan dolayı böyle seçkin bir topluluk içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aslında lafın son kısmında yapmam gereken bir kapanış ama ben bunu öncesinden belirteyim. Sizlerle ilgili yapılabilecek bir faaliyet, yapılacak bir çalışma noktasında aynı zamanda ben de varım demeye geldim buraya. Ben de bunu mekanizmi evet. Evladıyım. Sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi adına seçildik evet. Ama Hatay milletvekili olarak geçiyoruz. Dolayısıyla böyle güzel bir şehrin milletvekili olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Yani gezdikçe daha da güzelliklerini hem insan olarak hem doğa olarak yapılabilecek bir faaliyet, yapılacak bir çalışma olduğu zaman bizlere de haber edildiği takdirde seve seve işin içerisinde oluruz demek için de. Onun dışında Hatay'da herhalde Hatay'da seçmenin de uzun zamandır beklediği, seçilenlerden beklediği bir büyük bir beklenti var. Bu da seçim bittikten sonra herkesin bir arada Hatay menfaati denildiği zaman bir araya gelip ortak bir çalışma alanı oluşturması. Kendi aramızda istişare ederdik. Antep bunu yaptı, Maraş bunu yaptı, biz niye yapamıyoruz diye. Ama ben şükürler olsun. Geçtiğimiz süreçte Hatay'la ilgili bir mevzu olduğu zaman çok rahat bir şekilde AK Parti'yle ve CHP'yle bir araya geldiğimizi burada çok rahat bir şekilde ifade etmek istiyorum. Hatta gelmeden önceki toplantımızda da NHP adına bir yetkili, AK Parti adına bir yetkili ve CHP adına bir yetkili vardı. Bundan emin olabilirseniz inşallah bunun bu şekilde de devam etmesini hepimiz arzu ediyoruz. Çünkü önümüzde bir 4 yıl muhtemelen seçim yok. Bu süreci bizim Hatay'ın lehine iyi değerlendirip elimizden geldiği kadar da bol miktarda yatırımı çekebileceğimiz bir zemin oluşturmak için gayret içerisindeyiz. Tüm milletvekillerimiz iyi diyelim. Gerçekten ben mecliste de onların çalışmalarını, faaliyetlerini takip ediyorum.
Muhtemelen onlar da benim için aynısını söyleyeceklerdir diye düşünüyorum. Böyle bir birliktelik var. Bu birlikteliğin ilk meyvelerini biz almaya başladık. Geçen hafta enerji sahayla ilgili büyük bir problemimiz vardı mesela. Çiftçi ve enerji sahayı noktasında. Biz 10 milletvekili bir araya gelip bir metin hazırladık. Ve enerji sahayı üst yetkililerine bu metni Hatay'ın seçilmiş 10 milletvekili olarak yolladık. Enerji Bakanlığı'yla irtibata geçildi. Böyle bir birliktelik olunca da karşılık da alabiliyoruz karşılığın. Ne oldu mesela? Çiftçinin elektrik borçları üzerindeki faizler silinecek. Aç kapa gibi çok anlamsız bir ve büyük bir tutar, çiftçinin yani büyük bir tutar var. O silinecek. Ana para üzerinden, ana paranın %50'sini peşin alacaklar. Geri kalan %50'sini de 5 veya 6 taksite verecekler. Bunu niye anlatıyorum? Birlikte olursak ancak sağlam ve güzel neticeler alırız diye hep düşünüyorum. Geçen hafta bize Hatay Valimiz, yine Hatay milletvekilleri olarak bir araya getirdi. Geçmiş dönemde biliyorsunuz bir büyük şehir, küçük şehir tartışmasıyla 5 yılımızı heba ettik. Bu dönem işteyse gerçekleşmesi. Millet büyükşehir seçimlerinde bizim de bir iddiamız vardı Cumhur İttifakı olarak ama kaybettik. Dolayısıyla milletin takdir ettiği ismi de çalışması için biz de elimizden geleni yapalım diye. Vali Bey'in başkanlığında güzel bir toplantı oldu. Lütfü Bey'in muhakkak bilirsiniz Kurtuluş Caddesi var Antakya'da. Evet. Habibi Necan'ın önünden geçen. Ulaştırma literatüründe de dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak geçer. Bu caddenin trafiğe kapatılması ve aynı zamanda turizme kazanılmasıyla ilgili bir proje vardır yıllardan beri konuşulan. Ancak bu projenin hayata geçmesi için de 100 milyon gibi bir krediye ihtiyaç var. Lütfü Bey, belediye imkanlarıyla bu projeyi gerçekleştiremeyecek. Dolayısıyla bir hükümet desteği lazım. Hükümet desteğini de AK Parti biz tamamlarız o kanalda değil. Güzel bir birliktelik oldu ve inşallah o projede kısa bir zamanda kredi onaylandığı an hayat bulacak. Ve o toplantının sonunda da şöyle bir karar alındı. Adil davranılması gerekiyor. İskenderun'a, Antakya'ya 100 milyonluk bir proje eğer yapılacaksa böyle bir ayrım bende yok. Ama dağın bu tarafında da böyle büyük bir proje, mega bir proje gerçekleşmesi lazım diye. İnşallah önümüzdeki günlerde İskenderun merkezde yine valimizin başkanlık edeceği ve Hatay milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katılacağı böyle bir acaba burada büyük mega bir proje olarak veya o değere karşılık İskenderun veya bölgemizde, dört yolda, Erzin'de, Arsuz'da ne yapılabilir diye burada da bir program olacak. Bunları niye anlatıyorum sizlere? Böyle bir Hatay'la ilgili böyle bir iklimi yakaladık. İnşallah bozulmaz. Bozulmaması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunu hiç değilse belli bir zaman götürüp şu önümüzdeki böyle dağ gibi duran sorunların bir kısmını eritmek inşallah bu döneme nasip olur diye düşünüyorum. Onun dışında da İskenderun'a geldik. Bölgeyle ilgili problemler, sıkıntılar nedir? Bildiklerimizin üstüne yeni bir şey var mıdır diye şöyle bir dolaşıyoruz. Gördüğüm en önemli sıkıntılardan biri özellikle bizim şehrin içinde kalan sanayi sitemizin otobanın üst tarafına taşınmasıyla ilgili artık şehirde de böyle bir kanaat oluşmuş. Yine siyasete baktığımız zaman siyaset de bu projeye evet diyor. İşte tam bu noktada bunun artık hayata geçmesiyle ilgili bir adım kalmış. Ben onunla ilgili ümit varım. Çünkü CHP ve AK Parti kanadını da takip ediyorum. Onlar da bu projenin artık gerçekleşmesi gerekiyor diye baskı yapıyorlar. Ve ona paralel mecliste yine MHP olarak ilk ben gündeme getirdim ama benden sonra Suzan Hanım, AK Parti onlara dile getirdiler. Bu Erzin, İskenderun arasındaki otobanın artık ücretsiz kullandırılması ve bağlantı yollarıyla desteklenilmesi. Sırf aynı Ceyhan ve Adana'daki otoban gibi bizim de buradaki otobanla vatandaşlar olarak böyle bir kullanmak istiyoruz diye taleplerimizi bakanlık seviyesine kadar ilettik. Bakan Bey de bunu kabul etti. Geçen en son Vali Bey otobanla ilgili bizi bir araya çağırdı, topladı.
bir çalışma yaptığını, çalışma bittiği zaman bunu bizlere de paylaşacağını, eğer bizlere de tamam dersek projenin de hayata geçeceğini ifade ettiler. Yine bu İskenderun Erzin'e kadar olan bu bantla önemli bir gelişme olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Tabii yetmez diyoruz çünkü bu proje biliyorsunuz Ceyhan Toprakkale, İskenderun ama devamı vardı. Devamı Sarmazı'dan Bakras tarafına aşağı inecekti. Sizler evet. Takip etmişsinizdir projeyi. Hatta Bakras'tan da ikiye ayrılacaktı. Birisi Cilve Gözü sınır kapısında, öteki kolda Yayladağ sınır kapısında. Bu proje bence böyle anlamlıydı, böyle güzeldi. Ama Sarmazı'dan noktalandı. Bununla ilgili de bir çalışma olduğunu biliyorum, özellikle de takip ediyorum. Geçenlerde hatta topografik haritasını, Kömürçukur'un soğuğu bu tarafın bakanlık çıkartmış, hazırlamış. Bu ekonomideki daralmadan dolayı muhtemelen bunu da bir süre bekletecekler gibi geliyor ama inşallah bir açılış, bir ekonomide bir rahatlama olursa biz bu projeleri bütün milletvekilleriyle birlikte hayata geçiririz diye düşünüyorum. Şehirle ilgili daha farklı, daha özel meseleler de muhakkak vardır ama daha çok büyük probleme, büyük sıkıntıya odaklanmanın gerektiğini düşünüyorum acizane. Ama her şeyden önemlisi Hatay gerçekten özel bir memleket. Gezince bunu daha da iyi fark ediyoruz. Daha fazla insanla tanışınca daha da ilklerimize kadar hissediyoruz. Bir problemimiz var. Gerekli desteği, yatırımı alamama noktasında. İnşallah bu kilidin ben bir nebze olsun gevşediğini süreçte görüyorum. El birliğiyle de inşallah mesafe alacağımızı da düşünüyorum. Akfiyat Başkanı Yusuf Yılmaz ve yönetim kurulunun karşıladığı MHP Milletvekili Rüfkü Kaşıkçı ve beraberindeki heyetle yapılan sohbet oldukça verimli geçti. İskenderun ve Arsuz bölgesi iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu Akfiyat'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yusuf Yılmaz, yine üyelerin bir araya gelerek yatırım yapmak amacıyla kurduğu Akfiyat AŞ'den de bahsetti. Sanıyorum MHP olarak, milletvekili olarak ilk sizi ziyaret etmiş oldunuz. Ayrı bir konu oluyor. Şeref duyduk. Hoş geldiniz. Bu vesileyle inşallah bundan sonra daha sık görüşür. Bölgenin sorunlarına kadar desteğinizi bekleriz. Herkes için tekrar hoş geldiniz diyorum. Hatay'ın tüm ilçelerini eşit gördüklerini belirten MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, dünyanın ilk ışıklandırılan Kurtuluş Caddesi için gerekli olan 100 milyon liralık finansmanı sağlarken, hiç ayrım yapmadıkları halde eşitliği sağlamak için İskenderun Körfezi'ne de böyle bir mega projenin yapılmasını da gündeme getirdiklerini söyledi. Hatay'da özellikle tarım alanında yaşanan elektrik sorunu için enerji sahiyle görüşmeler yaptıklarını belirten Lütfi Kaşıkçı, elektrik borcu olan çiftçinin de rahatladığına dikkat çekti. Akfiyat Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Bulut da önemli bir sorunu gündeme getirerek, Sudan başta olmak üzere Afrika ülkelerine yaptıkları ihracatta birçok sorun yaşadıklarını, bankacılık sistemi olmadığı için de ödemelerin farklı yollarla geldiğini söyledi. Yurt dışında Afrika'daki ihracatlarımızda para döngüsünün sıkıntı yaratmakta. Yani mesela Sudan'a bir ihracat yapacağız. Sudan'ın biliyorsunuz durumunu, hem yaptırım yapılan bir ülke, aynı zamanda banka şeyi yok. Yani banka sektörü yok. Bunu belki bu tür ülkelere Irak'a yaptığımız gibi işte nakit getirmeyle birlikte, yani döviz bürosu vasıtasıyla belki gelecek şekilde bir ayarlanabilirse Afrika'da, yani şu an yurt içinde yapamadığımız işleri belki Afrika bölgesine çok fazlasıyla yapabiliriz gibi görünüyor. Yani bununla ilgili özellikle Sudan, işte Gambiya gibi bu tür Afrika ülkelerine böyle daha bize kolaylık sağlayacak bir şeyler olursa seviniriz yani. Şimdi burada şöyle bir ihtiyaç doğuyor. Bu rotaları belirlemek aslında biraz da sizlere düşüyor. Hadi gidelim dediğiniz zaman emin olun sizle beraber gelecek. Hatay için söylüyorum. Milletvekili arkadaşlarımız var. Özellikle Abdülkadir Bey, Hüseyin Yayman Bey ve ben onların Ankara'da bürokrasideki güçlerini de biliyorum. Bunu Hatay'ın faydasına, bunu bizim kendi insanımızın faydasına
çevirebilme adına. Ben buradan aslında normalde sizin bizi davet etmeniz lazım da böyle bir program olursa bir gidelim hem oraları görelim hem oradaki sıkıntılarımızı, problemlerimizi bence orada merkezinde çözelim diye düşünüyorum. Ama gitmeden de yapılabilecek muhakkak çalışmalar, faaliyetler vardır. Ben ona zaten hazırım. Ancak bu anlattığımız bölgeler aynı zamanda kendi içinde de bir takım problemler, sıkıntılar yaşayan ülkeler. Sudan olsun, işte bizim en son Suudi Arabistan'da birçok ihracatçımızın ürünü konteynerden kaldığını biliyoruz tabii. Hükümetle ilgili görüştüğümüz zaman da mesela en son Yavuz Selim Bey vardı, bakan yardımcısı. Bazen biz sanki problemi ilk bizden duyuyorlarmış gibi biz onları arıyoruz ama halbuki biz onları arayana kadar onlar o problemlerle ilgili belli bir mesafe kat etmiş. Yani çoğu sefer bununla karşılaşıyoruz. Suudi Arabistan'la ilgili yaşadığımız problem biraz aslında siyasi bir problem. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı tutumu, uluslararası siyasetteki dengeler aslında bu biraz olayların bu şekilde gelmesini de tetikliyor. Ama bizim için öncülümüz bir an önce oradaki iş insanımızın üretip yolladığı ürünleri hiç değilse onları verebilirim diye bir